Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok basit bir boyunluk yapımını anlatmaya çalışacağım. Ben genelde tığ işi çalışıyorum. Tığ işini daha çok seviyorum. Arada bir şiş örgüyü de çalıştığım oluyor tabii. Bu boyunluğu da çok beğeniyordum. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Kendime zaten örmek istiyordum. Bugüne kısmet oldu. Videosunu da çekeyim dedim. Gerçi çok çok çeken var. Çok fazla videosunu gördüm. Ama gene birilerinin işine yarar diye düşünüyorum. 100 gramlık yumaktan 20 gram kadar arttı. Bilgilerini göstereyim. Nako Vizon %100 premium akrilik. Renk numarası ve diğer bilgileri 195 metre 1,9 ip numarası. 50 ilmek üzerinden çalıştım. Ben 30 santim olmasını istedim ama 31,5 santim oldu eni. Yani 3 ilmek eksik çalışırsanız, yani 47 ilmek yaparsanız 30 santimi bulursunuz ama tabii elden ele mutlaka ki değişiyor. Aynı şiş numarası, aynı ipi kullanarak farklı ölçülere ulaşabiliriz. Onu da aklımızdan çıkarmayalım. 5 numara şiş kullandım. 47 ilmekle 30 santimi bulabilirdim. Ama 1,5 santimlik fazlalığı da artık sökmedim. Devam ettim. Eniyle boyu arasında 10 santim yeterli oluyor. Dengeliyor boyunluk kendini. 41,5 santimde boyunu ördüm. Yani boy uzunluğuyla en uzunluğu arasında 10 santim var. Ufak bir parçada nasıl ördüğümü göstereyim. Tamamı haroşa örgü. Bir tanesinin üzerinden öreyim. Şöyle ipi şişe takıyorum. Bu şekilde, bir bu şekilde, bir böyle. Sonra bunu da üzerine atıp ilmeği oluşturuyorum. Başka şekilleri de var ilmek atmanın. Onları da kullanıyorum ama en çok bu kolayıma gidiyor. Bunu kullanıyorum. Bir böyle, sonra dıştan içe doğru ve bunu da üzerine atıyorum. Gayet basit. Yeterli. Şimdi ilk ilmeği örerek alıyorum. Sonra bütün sıralarda ilk ilmek örülmeden alınıyor. Ben düzden ördüm haroşoyu. Tersten de örebilirsiniz. Yani hem ters örgüyle hem düz örgüyle bu şekilde aynı görüntüyü elde edersiniz. Ben tamamını düz örerek bitirdim. Haroşo biraz geç ilerleyen, zor ilerleyen modeldir. Çünkü bir dişi sırasını, yani şöyle bir dişi iki sıradan oluşturursunuz. İki sıra ördükten sonra bir diş görünür. O yüzden şuradaki görünen her diş iki sıradan oluşuyor. 30 tane diş görürsünüz haroşa sırası ama 60 sıradan oluşmuştur. Fakat bu boyunluk içinde en ideali haroşa oluyor. Son ilmeği de gene ördükten sonra çeviriyorum. Bakın buradan ördüm. Düz ördüğüm için dişler burada gözüktü. Şimdi gene düz örüyoruz. Artık ilmeği, en baştaki ilmeği örmeden alıyorum.
ve devam ediyorum. Altı sıra ördüm ama burada 1, 2, 3 sıra haroşa gözüküyor. Tersi de aynı şekilde 1, 2, 3 sıra haroşa gözüküyor ama örgü 6 sıra. Şöyle bakın, her iki tarafı da aynı. Ve çok kullanışlı, dümdüz duran, kenarları kıvrılmayan kullanışlı bir örgü çeşididir. Biraz geç biter, biraz uğraştırır ama sonuçta güzel bir görüntü yakalanıyor. Bu haroşa örgüyü bu şekilde ördüm. Yani düz örgü dediğimiz içten dışa doğru batarak ördüm. Bu şekilde de örebilirsiniz. Buna da biz ters örgü diyoruz kısaca. Bilmiyorum başka söyleyiş tarzı var mı? Örmeden alıyorum ve dıştan içe doğru tam tersini yapıyorum. Az önce ördüğümün tam tersini yapıyorum. Belki bu şekilde örmek daha kolay gelir. Ki düz örmekten daha kolay bir örgüdür bu şekilde örmek. Gene aynı. Aynı bu şekilde görüntü ortaya çıkıyor. Fakat nasıl örmeye başlarsanız o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Değiştirmeyeceksiniz. Ters olarak başladıysanız ters, düz olarak başladıysanız düz örgü olarak bitireceksiniz örgüyü tamamını. Gene örmeden alıyorum ve hiç değiştirmeden nasıl başladıysam ters örerek devam ediyorum. Bir sıra daha bakalım. Bakın, başladığımız yerden itibaren aynı görüntüyü yakalıyoruz gene. Örgüde hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece şişi batış şeklimizde değişiklik var. Bu şekilde ya da bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi örgü bittikten sonra nasıl kapattım? Sırayı nasıl kestim onu göstereyim. 2 ilmeği birden alıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Yani düzden de örsem, tersten de örsem örgüyü ters örerek kesiyorum. Aldığım ilmeği tekrar diğer şişe takıyorum. Gene aynı ilmeği ve diğer ilmeği alıyorum. Örüyorum. Kalan bir ilmeği tekrar yerine koyuyorum. Gene örüyorum. İlmeği tekrar şişe takıyorum. Bu şekilde birer birer eksilterek örgüyü kapatıyorum. Başka şekilleri de vardır. Ama en kolay bana göre bu şekilde kapatıyorum. 2 ilmeği alıyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Çünkü diğerini tekrar takıyorum. Son ve bitiriyorum. Burada biraz ip bıraktım. Çünkü küçük bir şöyle 10 santimlik bir dikiş yapacağız. Böyle alıyorum. Diğerini de bu şekilde
buraya bir dikiş yapıyoruz. Şöyle 10 santim. Bu şekilde karşı karşıya ilmekleri çekmeden, sakın ipi çekmeyin, olduğu gibi bırakın. Hiç kasmadan şu şekilde devam ediyorum. Bakın zaten şu haroşanın dişlerine batarak ince bir dikiş yapıyoruz. Çok geriden batmayın. Örgüyü hiç kalınlaştırmadan güzel, zarif bir dikiş yapıyoruz. Dikişten sonra şöyle asimetrik bir görüntü oluştu. Burası tam enseye gelecek kısım. Şurayı böyle tutuyoruz. Şurayı enseye veriyoruz ve kafamızdan geçiriyoruz. Ön tarafta şöyle bir görüntü oluşuyor. Bunu kıvırıyoruz ve iki tane üçgen parça bu şekilde gözüküyor. Ensede duruşu da gene bu şekilde. Şimdi örgünün her iki yüzü de bu boyunda, boyunlukta gözüküyor. O yüzden hem tersi hem yüzü aynı olan modelleri kullanmamızda fayda var. Haroşada olduğu gibi. Hiç fark etmeyecek ki arkası ve önü aynı olacak ki boynumuza taktığımızda İki görüntüde yolları farklı olsa bile bu şekilde, bu desenlerde bu şekilde geliyor. Fakat desen birbirinin aynısı. O yüzden güzel duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yalnız kendime eleştirim olsun. Keşke 31,5 santimi sökseydim. Bu biraz büyükçe oldu. Belki 28, 27, 28 ya da 29 santim daha iyi olacak gibi. Bu biraz büyük geldi ama bu şekilde de güzel. Aklınızda olsun. 30 santimi geçmeyin bana göre. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene işe yarar videolardan olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.